Amerika'nın Sesi'nin Washington stüdyolarından merhaba, ben Hülya Polat. Amerika ve dünyada öne çıkan haberlerle bir yayında daha birlikteyiz. Rusya'nın başkanlık seçimine müdahale ettiği yolundaki iddialar, Başkan Donald Trump'la Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in Hamburg'da bir araya gelmesinden sonra da devam ediyor. Bu konuda soruşturma sürerken bu kez Trump'ın oğlunun Rusya ile ilişkileri mercek altında. 2016 yılındaki kampanya döneminde Kremlin bağlantılı bir Rus avukatla görüşmesi, gözlerin Trump'ın oğluna çevrilmesine neden oldu. Görüşmenin içeriğine ait ayrıntıları almak üzere şimdi Mehmet Sümer'e bağlanıyoruz. Mehmet, söz konusu görüşmenin Washington'daki yansımaları ne oldu? Açıkçası haber New York Times gazetesinde cumartesi günü yayınlandığından bu yana Amerika'da basın tarafından en çok ilgiyle takip edilen, en çok konuşulan haberlerden biri haline geldi. Bir de tabii bunun üzerine cumartesi günü haberin ortaya çıkmasından sonra Başkan Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr.'ın çelişkili sayılabilecek şekilde ifade vermesi, yani açıklamalarını değiştirmesi haberle ilgili konuya olan ilgiyi daha da arttırdı. Haber neydi? Oğul Donald Trump neler söyledi onu hatırlatacak olursak eğer. Haberde New York Times gazetesinin haberinde Rus bir avukatla, Kremlin'e yakın Rus bir avukatla, Natalia Veselnitska ile Başkan Donald Trump'ın oğlunun 9 Haziran 2016 tarihinde, yani seçim kampanyasının tam başlangıç tarihinde buluştukları iddia ediliyordu. Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. bu buluşmayı ilk başta kabul etti ve bu toplantı esnasında kendisinin Rus avukatla Amerikalı çiftlerin Rus kimsesiz çocukların evlat edinmesiyle ilgili yasak konusunu konuştuklarını söyledi. Ancak pazar günü söylemini değiştirdi ve şunu söyledi. Söz konusu avukatla bir araya gelmeden önce avukatın, Rus avukatın kendisine, Hillary Clinton'a ciddi anlamda zarar verebilecek seçim yarışında bazı bilgiler olduğunu ve bunları kendisiyle paylaşmak istediğini söylediğini açıkladı. Aynı zamanda bu toplantıya Başkan Donald Trump'ın kampanya direktörü ve damadı Jared Kushner'in de katıldığını, yani 3 kişi olduklarını söyledi. Ama ilk başta Hillary Clinton'a zarar verecek bilgiler olduğunu söylediği için, kendisiyle buluştum ifadesini kullanmadığı için bu bir çelişki olarak algılandı. Yani bir gün arayla önce bu konuyu söylemeyip daha sonra gündeme getirmesi konunun daha da irdelenmesine, daha da fazla tartışılmasına neden oldu. Ama şunu da söyledi Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. Söz konusu iddia ile ilgili olarak, yani Hillary Clinton'a zarar verebilecek bilgiler edindiği, bilgilere sahip olduğu iddiası ile ilgili olarak doyurucu bilgiler veremedi, ortaya net kanıtlar sunamadı söylediği şeylerle ilgili dedi. Yani aslında bir bakıma hani hem bu konuyu konuşmak için Hillary Clinton'a zarar verebilecek bilgileri edinmek için buluştuğunu doğrulamış oldu, ama öte yandan da aslında çok da net bir takım bilgiler alamadığını, dolayısıyla toplantının devamında, başında bunun konuşulduğunu, devamında ise dediğim gibi Rus kimsesiz çocukların Amerikan aileler tarafından evlat edilmesinin önündeki yasağın kaldırılması ile ilgili konuyu konuştuklarını söyledi. Tabii Rus avukat da bir anda Amerikan basınının mercek altına aldığı bir isim oldu. Rus avukat özellikle Rusya'da insan hakları ihlallerinde bulunan kişilere yönelik Amerika'nın uyguladığı ambargoların kaldırılması ile ilgili davalar yürüten ya da Rusya'da devletle iş yapan büyük şirketlerin avukatı olarak biliniyor. Hatta bu görüşme esnasında, yani Donald Trump'ın oğluyla gerçekleştirdiği görüşme esnasında yine Rusya'daki üst düzey bir bürokratın oğluna ait şirketin davasını yürütmekte olduğu ifade ediliyor. Ve aynı zamanda tabii şöyle bir şey de var Amerikan basınında dikkat çekilen. Bu görüşme doğrudan Trump'a, Başkan Donald Trump'a yakın isimlerin Rus yetkililerle, Ruslarla ilk kurduğu güçlü kontak olmuş olabilir deniliyor. Bu açıdan da ciddi bir önem taşıyor. Ama tabii bu durum aynı zamanda Rusya'nın Amerika'nın seçimlerine müdahale ettiği iddialarını da bir kez daha böylelikle alevlendirmiş oldu. Rusya tarafından da gelen bir açıklama var. Rusya Kremlin sözcüsü yaptığı açıklamada, biz söz konusu avukatı tanımıyoruz. Görüşmeden de herhangi bir haberimiz yok. Zaten kaldı ki her Rus avukatın uluslararası bağlantılarını takip edebilecek durumda da değiliz açıklaması geldi. Evet, Rusya'dan bahsetmişken Başkan Donald Trump'ın Rusya ile siber saldırılarla mücadelede işbirliği yönündeki açıklamaları da büyük yankı uyandırdı. Hı-hı. Bu konudaki ayrıntılar neler Mehmet?
O tabii çok eleştirilen bir açıklama. Çünkü işte bir tarafta dediğim gibi, az önce bahsettiğimiz haberde olduğu gibi, Rusya'nın Amerika'nın seçimlerine müdahale ettiği iddiaları var. Bu iddiaları bizzat Başkan Donald Trump Putin'e Hamburg'da gerçekleştirdikleri görüşmede iki defa üst üste sorduğunu ve bunun da Putin tarafından reddedildiğini söyledi. Neden bu soruyu soruyor Amerika Birleşik Devletleri Başkanı? Çünkü Amerikan istihbarat örgütlerinin verdiği raporda Amerika'da seçimlere müdahale ile ilgili siber saldırıların doğrudan bizzat Putin tarafından yönetildiği iddia ediliyordu. Bu iddiayı sordum. Onlar da Putin'de böyle bir şey olmadığını söyledi dedi. Ama tüm bu tartışmaların ortasında siber saldırılara karşı Amerika ile Rusya'nın işbirliği yapacağına, ortak çalışacağına dair ifadeler kullanması Başkan Donald Trump'ın bir anda Trump'ı bir kez daha eleştirilerin hedefi haline getirdi. Hem Cumhuriyetçi Parti'den, yani kendi partisinden, hem de Demokrat Parti'den senatörler ciddi anlamda eleştiriyorlar Başkan Donald Trump'ı. Hatta Trump yönetimine nispeten yakın isimlerden bir tanesi, aynı zamanda başkanlık yarışında da karşısındaki adaylardan biriydi, Marco Rubio şunu söyledi, dedi ki Putin'le, yani Rusya ile aynı zamanda siber saldırılar konusunda işbirliği yapmaya çalışmak, Suriye lideri Beşar Esad'la kimyasal silahlara karşı işbirliği yapmak gibi bir şey ifadesini kullandı. Bunun dışında hafta sonu, dediğim gibi bu konu en çok konuşulan konulardan bir tanesi oldu, hafta sonu tartışma programlarına katılan Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler çok sert biçimde eleştirdiler. Hatta öyle benzetmeler yapıldı ki evinize girmiş, sizi soymuş birisiyle karşılıklı oturup soygunlara karşı nasıl işbirliği yapabiliriz diye konuşmak kadar saçma bir öneri bu ifadeleri kullanıldı. Bir taraftan da bu konu, bu yaşanan gelişmeler, hem Donald Trump'ın oğlunun Rus bir avukatla görüşmesinin ortaya çıkması, hem de Başkan Donald Trump'ın Putin'le görüştükten sonra siber saldırılar konusunda Rusya ile işbirliği yapılabilir mesajı vermesi, Amerika'da hali hazırda FBI, Adalet Bakanlığı ve Senato tarafından, Senato'nun İstihbarat Komisyonu tarafından yürütülmekte olan Rusya Amerika seçimlerine müdahale etti mi soruşturmalarını bir kez daha gündeme getirmiş oldu. Evet, Mehmet Sümer hafta başında Washington gündemine giren başlıklara değindi. Teşekkür ediyoruz Mehmet Sümer. Washington'la devam ediyoruz. 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümüne yaklaştığımız bu günlerde bir yıl önce yaşananlar Washington'da yeniden tartışılıyor. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı SETA, Washington'da düzenlediği konferansla Türkiye'nin dış politikası ve Türk-Amerikan ilişkileri başta olmak üzere darbe girişiminin etkilerini masaya yatırıyor. Konferansı Amerika'nın Sesinden Mehmet Toroğlu izliyor. Mehmet, izlenimlerini alalım şimdi. Neler oluyor, neler konuşuluyor konferansta? Evet, konferansın, gün boyu süren konferansın en önemli konuşmacısı Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'di. Öğlen bir konuşma yaptı, uzun bir konuşma yaptı Yaşar Güler. Radikalizm özellikle üzerinde durdu. Radikalizmin küresel bir tehdit haline gelen yeni bir yapılanma türü olduğunu söyledi ve bu bağlamda 15 Temmuz'un sadece Türkiye'nin değil aslında tüm dünyanın sorunu olması gerektiğini söyledi. 15 Temmuz akşamı yaşananları bütün çıplaklığıyla anlattı. İşte makam odasından Akıncı üssüne götürülmesine kadar olan süreci, işte en yakınındaki insanların ihanetine uğradığını, nasıl ihanetine uğradığını anlattı. Türkiye 1980'lerden itibaren terör yapılanmalarının beto versiyonuna şahit olmuştur dedi. FETÖ yapılanmasını uzun uzun anlattı konuşmasında. Üyelerinin işte hiçbir şeyi tercihle yapmadığı, talimatla yaptıkları, yurtlarda, özel evlerde dış dünyayla bağlantılarının işte koparıldığı, hatta evlenmelerinin bile kiminle evleneceklerine dair başkalarının üstlerinin karar verdiğini söyledi. Parlamentoyu bombalamayı bile sorgulamadıklarını anlattı. Bu örgütle mücadelenin 15 Temmuz sonrasında başlamadığını, uzun bir zamana yayınlanmış bir teşkilatlanma yapısının olduğunu anlattı. Ve klasik terör örgütlerinden farklı, yani militanları çatışma sahasına sürmediğini, devlette zaten kullandığı araçların devlette olduğunu, işte devletin kritik pozisyonlarına adamlarını yerleştirme çabası yürüttüğünü yıllarca anlattı. 30-40 yıllık bir süreçte her türlü işte hukuki güç, silah şiddete eriştiklerini söyledi ve bir gecede ansızın gelen bir talimatla robota dönüştüklerini, yani aralarında generallerin de olduğu insanların birer robota dönüştüklerini söyledi. 15 Temmuz darbe girişiminin
orduya sızmış bir grubun ordunun tamamını oldu bittiye getirerek yapmak istediği bir örgüt hareketi olduğunu söyledi. Yani bunları ordu içinde küçük bir grup olarak niteledi. Bunu bir ordu darbesi olduğuna inandırma çabası yürüttüklerini ama bunun doğru olmadığını özellikle altını çizdi. Halkın demokrasi refleksinin bunu önlediğini belirtti. Bu darbe bir örgüt tarafından planlanmıştır ve bu örgütün lideri de Fethullah Gülen'dir diye konuştu. Darbe girişiminin başarılı olamamasının en önemli nedeninin de örgütle ordu arasındaki bu bağın kurulamaması olduğunu söyledi. Dediğimiz gibi radikalizm konusuna geniş yer ayırdı. Dünyanın Boko Haram, Daesh, Etat problemi yoktur. Dünyanın bir radikalizm problemi vardır dedi Güler. Sorunu doğru tanımlamazsak doğru sonuçlar da üretemeyiz ifadesini kullandı. Darbe girişimi işte gece sabaha karşı olsaydı başarılı olur muydu şeklinde sorular sorulduğuna dikkati çekti. Buna kesinlikle katılmadığını söyledi. Sokağa dökülen bu insanlar 16 Temmuz sabahı uyanmayacak mıydı? Gece verdiği tepkiyi sabah vermeyecek miydi diye konuştu. Gün aydınlanmadan bu planın bozulduğunu söyledi. Günlük hayatta bir aksama olmadığını, borsalarda bir bozulma olmadığını hatırlattı. İşte bu bir güçtür dedi. Türkiye'nin gücüdür dedi. Tehlikeli bir örgütsel yapılanma var ve dünya bu örgüte karşı dikkatli olmalıdır. Terörle mücadelede Türkiye'nin deneyiminden ve gücünden faydalanmalıdır dedi. Bu sadece Türkiye'nin meselesi değildir. Bu bir radikalleşme sorunudur dedi. Ve diğer terör örgütlerine de örnek teşkil etme tehlikesini içerdiği bunun uyarısında bulundu. Dolayısıyla dünya kamuoyu terörle mücadelede kişiler ya da ülkeler üzerinden değil ilkeler üzerinden hareket etmelidir dedi. Terör örgütleri daha fazla kurumsallaştığını ve küresel hale geldiğini, yeni stratejiler geliştirdiklerini anlattı ve FETÖ'de bu örgütlerin en yenisi, stratejik olarak en organize yapı ifadesini kullandı. Bu örgütü bir yardım kuruluşu olarak nitelemek, 15 Temmuz'u basit bir askeri darbe olarak nitelemek, gelecek nesillere zararı olacak, mal olabilecek büyük bir yanlış olarak niteledi. Konferansın önemli bir diğer konuşmacısı da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Milletvekili Ravza Kabakçı Kan'dı. O da Gülencilerin bir İslami hareket olmadığını, mafyavari kült bir mentaliteye sahip bir hareket olduğunu söyledi. İşte insanları tehdit eden, beyinlerini yıkayan, bunun içinde her türlü aracı kullanan, her türlü kimliğe bürenen bir yapı olduğunu söyledi ve bu faaliyetlerinin aslında AK Parti hükümetiyle değil 40 yıl öncesinden başladığını o da söyledi. Ve talimatlarını ordu içinden, işte sızdıkları ordu içinden, polis içinden değil, hareket içindeki üstlerinden aldıklarını söyledi. 15 Temmuz'un en basit insan haklarının 80 milyon kişinin, vatandaşın insan haklarının bir ihlali olduğunu vurguladı ve bu noktada Batı medyasında Türkiye'ye yönelik demokrasi eleştirilerine tepki gösterdi. Dünyada herhangi bir demokratik ülkeye yapılmış en büyük saldırılardan biridir bu dedi ve bunu Türkiye'nin atlattığını söyledi. Ve işte dünya ülkelerinin, Batı liderlerinin Türkiye'deki bir insan hakkı ihlali karşısında seslerini çıkarırken, ziyaret ederken bu darbe girişiminden sonra yeterli desteği vermemekle eleştirdi dünya ülkelerini ve hiç kimsenin hukukun üstünde olmadığını Türkiye'de söyledi. Bu yaşananların binde biri Amerika'da olsa çok daha kötü şeyler olurdu dedi ve birçok insanın mahkeme davalarının devam ettiğini ve birçok insanın serbest bırakıldığını ya da iş yerine geri döndüğünü ama Batı medyasının bunları yazmadığını savundu. Devam ediyor. 15 Temmuz darbe girişimi bütün boyutlarıyla Washington'da tartışılmaya devam ediyor ve bütün haftada farklı paneller, programlarla devam edecek. Evet, Mehmet Toroğlu, başkent Washington'un ev sahipliği yaptığı SETA konferansında 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü öncesinde düzenlenen konferansa dair notlarını aktardı. Teşekkür ediyoruz Mehmet. Bu arada senin de söylediğin gibi bu hafta boyunca çeşitli yerlerde çeşitli kuruluşlar bu konuda konferanslar düzenleyecekler. Ayrıca Cuma günü Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Büyükelçilik'te bir basın toplantısı düzenleyecek bu konuda. Bu basın toplantısını da izleyeceğiz. Evet, Amerikan piyasaları 2017 yılını yarıladı ve genel olarak piyasalar geride neredeyse olumlu görünüme sahip bir 6 ay bıraktı. Bu hafta Wall Street, Hamburg'da gerçekleşen G20 zirvesinin belirsiz ekonomik planlarını bir yana bırakıp finans sektörüyle başlayacak olan çeyrek raporlarını bekleyecek. Ayrıntıları New York'tan Aslı Pelit veriyor. G20 zirvesinin ardından piyasalar bu hafta 2017 yılının ikinci çeyreğinin raporlarını almaya hazırlanıyorlar.
Ama ilk önce isterseniz geçen haftanın son günü gelen istihdam raporuna değinelim. Haziran ayında Amerika'da 220 bin kişiye istihdam sağlandığı ve işsizlik oranının %4,4'e düştüğü açıklandı. Cuma günü bu haber piyasaların G20 toplantısı öncesinde belirsizlik yüzünden yaşadıkları kayıplarında toparlanmalarına yardım etti. Önümüzdeki hafta içinde iyi bir kapanış oldu diyebiliriz. Çünkü ilk çeyrek yani 2017 yılının ilk 3 ayı hatırlarsanız yatırımcılar için Trump Trade adı verilen ve Başkan Trump'ın seçim kampanyasına verdiği sözlerin etkisinde geçmişti ve enerji sektörü dışında tüm sektörlerden pozitif bilançolar geldiğini gözlemlemiştik. Dün Wall Street Journal'da çıkan bir analize göre ikinci çeyrekte de S&P 500 şirketlerinin gelirlerinin %5 oranında artması bekleniyor. Endeksin de son 3 ayda değeri %6,5 oranında büyüdü. Finans sektörü genel olarak Başkan Trump'ın ekonomik politikalarından ve tabii Amerika Merkez Bankası'nın faiz arttırma kararının ardından endeksin en iyi performansını gösteren sektör. Çeyrek raporlarına yarın sabah seans açılmadan PepsiCo ile başlıyoruz. Amerika'da düşen satış rakamlarını Meksika ve Rusya pazarına açılarak kapatmayı seçen Pepsi'nin ilk çeyrek gelirinde %7'lik bir artış gerçekleşmişti. Hatırlarsanız birkaç ay önce PepsiCo'nun başarılı başkan yardımcısı Ümran Beba ile röportaj yapmıştık. Şirketin özellikle kadınları destekleyen iç politikası Beba sayesinde büyüyor demiştik. Beba annelerin çocuk sahibi olduktan sonra işlerine dönebilmeleri için Amerika, Meksika ve Hindistan'daki ofislerinde kreşler açmış. Bu şekilde şirketin kadın yöneticilerini tutmaya çalışmıştı. Şirketin yine bir kadın olan CEO'su Indra Novi ise Pepsi'nin yıl sonuna kadar %3 büyümesi ve gelirini %8 oranında arttırmasını beklediklerini açıkladı. Bu da tabii PepsiCo için önemli bir gelişme olacak. Çeyrek raporları Perşembe günü Delta Hava Yolları ile devam edecek. Ve Cuma günü de haftayı JP Morgan, Wells Fargo, Citi ve PNC bankalarından gelmesi beklenen pozitif raporlarla kapatacağız. Yatırımcılar Citi Group'tan oldukça umutlu. Bankanın hisseleri bir önceki yıla oranla %50 oranında değer kazandı. Bir önceki çeyrekte ise yine beklentilerin üzerine bir performans gelmişti Citibank'tan. Şirketin içinde bulunduğu bu pozitif durum piyasalardan hisselerini satın almasına bile yol açtı. ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımıyla daha da iyi bir konuma gelen banka, önümüzdeki dönemde hisse sahiplerine toplam 20 milyar dolar pay ödemeyi planladıklarını açıkladı. Bir önceki çeyrekte düşük raporlar ve bilançolar açıklayan JP Morgan ve Wells Fargo'nun ise bu çeyrekte biraz daha toparlanmış olmasını bekliyoruz. Her ne kadar Citigroup kadar pozitif bir seviyede olmasa da onlar da Merkez Bankası kararından pozitif etkilendiler. Aslı Pelit, Amerika'nın Sesi, New York. Aslı Pelit'e teşekkür ediyor ve yayınımızı böylece noktalıyoruz. Yarın yine birlikte olmak umuduyla, hoşça kalın.